Sayın basınımızın yüzüde temsilcileri, sevgili meslektaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Sayın Başkanım, zat halinizle hepsine teşekkür ediyorum. Başkanımız dün ruhsat törenimizde baromuzu bizi ziyaret edeceğini beyan etti. Biz de çok sevindik. Zira geçen sefer giderken de bundan sonra Kırıkkale Ankara arası bir saat değil mi? Bir ayağımız burada. Bizden önce burası bayağı bir ihmal edilmiş. Biz de bunu telafi edeceğiz anlamında sözlerde bulunmuştu ki bugün onu yerine getirdi. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Kırıkkale Barosu olarak da Barolar Birliği'nin her daim yanımızda olduğunu hissediyoruz. Biz de bu hissiyatı meslektaşlarımıza da iletmeyi bir borç biliyoruz. Ben bütün meslektaşlarımın adına sizlere teşekkür ediyorum. Barolar ediyorum. Sizler ziyaret ettiğiniz için saygılar sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi Sayın Başkanım, çok değerli meslektaşlarım, sayın basın mensupları, çok teşekkür ediyoruz size. Bugün bu odaya girdiğimde sanki ailemle kucaklaşır gibi hissettim. Bu sıcaklık, bizim aramızdaki bu dayanışma duygusu son derece önemli. Değerli başkanımın döneminde de hem Kırıkkale Barosu'ndaki dayanışma duygusu çok arttı, hem de Türkiye Barolar Birliği ile ilişkimiz sanıyorum en yüksek seviyeye çıktı. Kırıkkale Barosu'na da hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Güzel bir yer arayışımız var, evet. Birlikte. Onu herhalde önümüzdeki dönem içerisinde müjdesini de size vereceğiz. Öyle düşünüyorum. Kırıkkale Barosu hizmet alma noktasında bir miktar ihmal edilmiş bir baro. Belki Ankara'dan ayrılıp ayrı il olmasının sebebiyle, Ankara'ya bu kadar yakın olması sebebiyledir bu ihmal, bilemiyorum. Mum dibine ışık vermez misali midir, onu da bilmiyorum, ama bu ihmale bir son vermeye çok kararlıyız. Burada daha sık gelmemiz lazım Kırıkkale Barosu'na, daha fazla kucaklaşmamız lazım. Bunu biz iki başkan olarak yapmaya kararlıyız inşallah. Bugün büyük Türk devlet insanı, Kıbrıs mücahidi, KKTC'nin kurucu başkanı, cumhurbaşkanı, tam bir Atatürk milliyetçisi, Türk milliyetçisi, Rauf Denktaş'ın vefatının 4. yıl dönümü. Kendisini rahmetle anıyorum. Minnetle ve özlemle anıyorum. Biliyorsunuz şu anda da Kıbrıs'ta, Kıbrıs'la ilgili Cenevre'de müzakereler devam ediyor. Bu müzakereler aslında Türkiye'nin, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk'ünün geleceğiyle ilgili. Biz Türkiye'de anayasa değişikliği teklifiyle uğraşırken, bir taraftan terör örgütlerinin saldırısıyla, bir taraftan anayasa değişikliğiyle uğraşırken, herhalde Türkiye açısından en önemli meselelerden biri olan Kıbrıs konusunda Cenevre'de eşi görülmemiş bir baskıyla karşı karşıyayız. Ama maalesef Türk toplumunun, Türkiye'nin çok fazla gündeminde değil bu. Oysa biz KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti iki devletiz ama tek milletiz. Ve Türkiye'nin güvenliği KKTC'ye bağlı, KKTC'nin güvenliği Türkiye'ye bağlı. Bu bizi hukukçuları niçin ilgilendiriyor? Çünkü uluslararası hukuka göre Kıbrıs Türk'ünün, Türk milletinin orada belgeli hakları var.
bu hakları elinden alınmak isteniyor. Dolayısıyla milletimizin bu konuya dikkatinin çekilmesi lazım ve Kıbrıs Türk'ünün yanında olduğumuzu hepimizin ifade etmesi, altını çizmesi gerekiyor, aydınlatması gerekiyor. Bir ver kurtulculukla davranmaya hiçbirimizin hakkı yok. Eğer Kıbrıs'taki Türk varlığını sona erdirmek isteyenler muvaffak olurlarsa, biliniz ki Türkiye'deki Türk varlığı tehlikeye girer. Ve proje tıpkı Girit'te olduğu gibi, tıpkı Batı Trakya Cumhuriyeti'nde başımıza geldiği gibi Türkleri Kıbrıs'tan tamamen atmak, göçe zorlamak ve adayı Rumlaştırmaktır. Neticede Yunanistan'a bağlanır bağlanmaz ama hedef adayı Rum'un eline vermektir. Şehit kanıyla sulanmış toprakları bir başkasına vermek bizim geleneğimizde, tarihimizde, kültürümüzde yoktur. O yüzden de milletimizi uyarmak elbette ki baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin görevidir. Birkaç cümlede izin verirseniz anayasa değişikliğine ilişkin söylemek istiyorum. Meselenin bir siyasi parti meselesi gibi ortaya konulmasına ya da bu çabalara biz karşıyız. Bizler hukukçuyuz. Herhangi bir siyasi partiden olabiliriz, hiç fark etmez. Ancak mesele bir siyasi partiyi ya da diğerini desteklemenin çok ötesindedir. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyle, Türk milletinin vatanıyla bölünmez bütünlüğüyle ilgilidir. Şöyle bir örnek vereyim size. Milletimiz ağır saldırılar altındayken, Türkiye'nin bekasını, geleceğini tehdit eden saldırılar en yoğunken, en ciddi kriz anlarında, hatırlamanızı istirham ediyorum, Cumhurbaşkanı'nın etrafında toplanmak bizim geleneğimizdir. Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel'i hatırlayınız. Süleyman Bey'den en az haz edenler dahi ikiye ayırırlar dönemini ya da hayatını. Başbakanlık dönemi, bir de Cumhurbaşkanlığı dönemi diye, ve Cumhurbaşkanlığını herhalde takdir etmeyen kimse yoktur Süleyman Bey'in. Ve takdir almasının sebebi de şudur: siyasi parti ayrımı yapmaksızın milletin tamamını kucaklamıştır denir Süleyman Bey için. Ve dolayısıyla cumhurbaşkanları bir siyasi parti genel başkanı olmadıkları için cumhurun başıdırlar. Cumhurun başı demek bir siyasi parti tabanının değil, tüm Türk milletinin temsilcisi olmaktır. Şimdi en acımasız, bölücü, yıkıcı saldırılarla karşı karşıyayken, biz bu saldırılara karşı, bu teröristlerin ve teröristlerin arkasındaki küresel güçlerin saldırılarına karşı ancak milli birliğimizi güçlendirerek durabiliriz. Milli birliği güçlendirmenin yolu, milleti temsil eden cumhurbaşkanını korumaktır. Milleti temsil eden cumhurbaşkanını bir siyasi partiyi temsil eder hale getirmek, önce milletin parçalanmasına, sonra vatanın parçalanmasına giden bir yolun başıdır. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ya da Adalet ve Kalkınma Partisi meselesi değildir. Türkiye'nin bir cumhurbaşkanı vardır. Biz cumhurbaşkanı seçmiyoruz.
Türkiye'nin bir hükümeti vardır, bir hükümet seçmiyoruz. Şu halde anayasa değişikliği teklifini sanki bir genel seçimmiş, bir partiler arasında bir tercih yapılıyormuş gibi ele almak fevkalade yanlıştır. Meselemiz bir siyasi parti genel başkanına bir, hakimleri atama yetkisi veriyor muyuz? İki, bir siyasi parti genel başkanına meclisi dilediği zaman feshetme yetkisi verecek miyiz? Üç, o siyasi parti genel başkanı meclisi feshettikten sonra yeni mecliste yer alacakların isimlerini yazma yetkisine sahip olacak mı? Dört, tüm bakanları o siyasi parti genel başkanı tek başına atayacak mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin anahtarını biz bir siyasi parti genel başkanına veriyor muyuz? Bu soruyu cevaplarken mevcut Sayın Cumhurbaşkanımızın kim olduğunu düşünerek hareket edemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanını sevmek, sevmemek, saymak, saymamak ayrı bir konudur bu. Sayın Cumhurbaşkanını çok sevebilirsiniz. Elbette Cumhurbaşkanı olduğu için hepimizin de saygı duyması gerekir Cumhurbaşkanı olduğu için. Konu bir kişinin çok ötesindedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti biz fanilerden çok daha önemlidir. Biz faniler toprak olduğumuzda Türkiye Cumhuriyeti yaşamaya devam etmelidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır demiştir. Bu sözü her an hatırlamakta fayda vardır. Yarın öbür gün Sayın Tayyip Erdoğan'ı desteklediği için anayasa değişikliğine evet demeyi düşünenler, Sayın Tayyip Erdoğan'la hiç ilgisi olmayan birisine bu yetkileri vermeye hazırlar mıdır? İşte bunu konuşmamız lazımdır. Yoksa biz siyasi partileri birbiriyle yarıştırırsak eğer, o siyasi parti, bu siyasi parti dersek, doğmamış torunlarımızın torunlarını ilgilendiren bir anayasa değişikliğine yanlış yaklaşmış oluruz değerli basın mensupları. Bir sorunuz varsa hepsini Sayın Başkanım'la birlikte cevaplamaya gayret ederiz. Konuşmalarla ilave karar verilmiştir. Türkiye bütün gücüyle teröre karşı mücadele ediyor. Biz de devletimizin yanındayız, arkasındayız her zaman olduğu gibi teröre karşı mücadelesinde. Tarihin en şiddetli, en kapsamlı, en örgütlü terör saldırılarıyla karşı karşıyayız ve şu anda dünyadaki en vahşi terör örgütlerinin topyekün saldırısı altındayız. Daha vahşisi yok. Buna karşı mücadelenin tek bir yolu var, milli birliğimizi korumak. Milli birliğimiz her zamankinden daha önemli. Bu milli birliği korumanın yolu siyasi parti kamplaşmalarını zorlamak değil, Türk milletinin her bir ferdini bir paydada kucaklaştırmaktır. Zaten terörün amacı bizi birbirimize düşürmek. O zaman siyasetçiler birliğimizi zorlamak yerine çimentoyu sağlamlaştırmak zorundalar. Terörle mücadelede Türkiye başarılı olacaktır. Hiç kimse terörün bir sonuca ulaşacağını düşünmesin. En zor zamanlarda Türk milleti herkesi şaşırtan sağduyuyla davranmayı bilmiştir. Bugün de aynı sağduyuyu göstermektedir. Siyasetçilerin de bu sağduyudan örnek alacağını, ders alacağını düşünüyorum. Ve elbette şu anda sahada, cephede mücadele eden askerimize, polisimize, onların komutanlarına, idarecilerine Allah'tan her türlü desteği diliyorum. Türk milletinin duaları
onlarladır. Dış politikada doğru adımlar atmaya başladı Türkiye. Bir Esed saplantısından kurtulup tekrar Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleme noktasına döndü. 7-8 senedir sürdürdüğü çok yanlış politikadan dönmesini elbette destekliyoruz. Dünün yanlışından bugün ders alanlara niçin ders aldınız demeyiz biz. Elinize sağlık deriz. Çünkü aynı gemideyiz. Dış politikadaki hatalardan ya da ekonomideki kötü gidişten mutluluk duymayı kabul edemem ben. Aynı gemide yaşayanlar, aynı gemide seyahat edenler gemi hasar gördüğünde kendilerinin de boğulacağını bilir. Türkiye'de 79 milyon aynı gemidedir. Cumhurbaşkanından sıradan vatandaşına kadar. Hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla dış politikadaki hatalarla ekonomideki kötü gidiş hepimizin meselesidir. Yanlıştan döneni tebrik ederiz ve destekleriz. Bu sebeple dış politikadaki yanlışlardan dönmeyi biz mutlulukla karşılıyoruz. Yalnız o noktada Türkiye'nin yerinin Avrupa Konseyi olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin her Türk vatandaşına sağladığı hakların, temel hürriyetlerin fevkalade önemli olduğunu, Türkiye'nin yerinin Orta Doğu değil, Avrupa'nın tam merkezi olduğunu hatırlatmak isterim size. Bu Avrupa'nın takdirinde falan da değildir. Türkiye Avrupa'nın parçasıdır. Avrupa'daki bir takım sığ siyasetçilerin, cahillerin ne düşündüğü değil önemli olan. Önemli olan Türkiye'nin hali hazırda Avrupa Konseyi üyeliğidir. Avrupa Konseyi üyesi olmanın da hukukumuza getirdiği bir takım önemli yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüklerden vazgeçilmesini, Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan çıkmasını biz kabul edemeyiz. Rusya ile iyi ilişki kurmak tabii ki gerekir. Ama Rusya'daki insan hakları standartlarını, demokrasideki o düşük standartları kabul etmemiz söz konusu bile olamaz. Yani biz Rusya'ya, Çin'e demokrasi ve hukuk devleti dersi verecek bir ülkeyiz. Onların sistemini benimseyecek bir ülke kuşkusuz değiliz ama Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında, Batı ile Şangay arasında bir denge kurması, NATO ittifakının bir üyesi, Avrupa Konseyi'nin bir mensubu olarak gerekir. Türkiye'nin Rusya ve Çin karşısındaki gücü ve değeri Avrupa Konseyi üyesi olmasından, Avrupa Birliği'ne adaylığından ve kuşkusuz NATO ittifakının güçlü bir mensubu olmasından gelir. Kendisini NATO'dan, Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Birliği'nden soyutlamış, düşmanlaştırmış bir Türkiye, Rusya'nın ve Çin'in karşısında sömürge olur. Denge politikası hiç kuşkusuz budur. Yerimiz bellidir ama komşularımızla da en iyi şekilde ilişkiyi sürdürmek zorundayız. Buyurun. Anayasa ile ilgili görüş formu oluşturdunuz. Evet. Kendi sitenizde, Barolar Birliği'nin sitesinde. Doğrudur. Bununla ilgili görüşler hangi ağırlıkta gidiyor? Bugün karşı, fikirlerinize karşı gelen bir herhangi bir il barosu var mı? Şöyle, hayır. Bir kere anayasa değişikliği teklifinin içindeki sakıncalar o kadar açık ki. Bakınız. Hakimleri, savcıları, Türkiye'de Hakimler Savcılar Kurulu göreve kabul ediyor. Görevden el çektiriyor. Doğru mu? Yüksek yargıya bu kişileri seçiyor. Soruşturma başlatıyor, izin veriyor. Disiplin cezası uyguluyor. Yetki bu kurulda. Yani bu kurulu kim oluşturuyorsa hakimler, savcıları da o etkileme gücüne sahip. Doğru mudur bu dediğim? Bunu herkes, yani bu sistemi bilen herkes rahatlıkla anlayabilir. Hakimler, savcılar kurulu değerli arkadaşlar 13 kişiden oluşacak. 13 kişinin 7'sini Cumhurbaşkanı atıyor. Hangi Cumhurbaşkanı atayacak? Siyasi parti genel başkanı olacak Cumhurbaşkanı.
lütfen bunu söylediğimde Tayyip Bey atasın ne var diye düşünmesin kimse. Bugün Tayyip Bey, yarın bir başkası. Hiç kimse ölümsüz değil bu dünyada. Hiç kimsenin makamı kendisine tapulu da değil. Kimler geldi, kimler geçti siyaset sahnesinden. Dolayısıyla hakimlerin atanmasını, işten atılmasını, haklarında disiplin işlemi yapılmasını, yani her şeyi, yargının bütün idaresini biz bir siyasi parti genel başkanına eğer verirsek, yargıyı ona bağlamış oluruz. O zaman değerli dostlarım, o ülkedeki tüm davalar önce hangi parti iktidardaysa o partinin ilçe teşkilatında çözülür. İnsanlar hakimden önce siyasi partinin ilçe başkanına giderler. Dava orada çözülür. Sonucunu mahkeme tescil eder. Yani mahkemeler değersiz kılınır. Mahkemenin değersiz kılındığı bir yerde avukatlık kalmaz zaten. Avukatlık kalmaz. Biz avukat olarak devam etmek istiyoruz. Bakın dün avukatın yerini cemaatten iş takipçileri almıştı. FETÖ örgütünden iş takipçileri almıştı. Bugün de avukatın yerini iktidar partisinin ilçe başkanları, ilçe teşkilatları almaya başlıyor. Yarın bir başkası alır. Bu bizim mesleki meselemiz her şeyden önce. Biz her zaman avukat olarak kalmak istiyoruz. Dolayısıyla kendisini avukat diyenler zaten bu sakıncaları görüyor. Bunda bir sıkıntı yok. 20 bine yakın görüş gelmişti dün akşam itibariyle. Bugün daha gelmeye devam ediyor. Ciddi bir sayıdır bu. Meslektaşlarımız elbette büyük bir ciddiyetle sahiplendiler konuyu. Ve görüşleri de tasnifleyeceğiz ama ana hatlarıyla gelen görüşler bu. Hiçbir baromuzun da bu noktada, yani yargı bağımsızlığı noktasında bir farklı düşüncesi yok. Bizim açımızdan bu konuya yaklaşımımız ağırlıklı olarak siyasi parti genel başkanına yargının bağlanmasıdır. Çünkü böyle olduğu takdirde o ülkede yargı tamamen siyasetin emrine girecektir. Budur bizim kaygımız. İlk olarak Türkiye genelinde olan soruşturma kapsamında olan, içeride olan veya şartlı tahliye olan avukat sayısını alabilir miyiz? Tabii ki. Şu anda 100 bin avukatın içinde 282 tutuklu avukat var. 282 tutuklu avukat var. Ve zilin sesini duydunuz. Evet, bizim gitmemiz lazım. Siyasetten biraz uzaklaşalım başkanım. Avukat Ramazan Özdoğan. Şimdi tabii siyaset yapmadık şu ana kadar hiç. Şunu soracağım ben. Geçen en son baro başkanlığı seçiminde ziyarete gelen, kimdi, genel sekreter miydi? Bir şey yapmıştı. Malum olduğu üzere son 15 yılda ülkemizde yaklaşık 80-90 tane yeni hukuk fakültesi açıldı. Kalite avukatlar açısından da bizim mesleğimiz açısından da bayağı bir alt seviyelere indi. Hukuk fakültesi sayısının fazlalığı artı mezuniyetin de fazlalığından dolayı. Şimdi bu avukatlık sınavı ya da bu belli bir standardın üstüne nasıl çıkaracağız? Evet, biz avukatlık... Yani avukatlık sınavı adı altında bir sınav olacak mı? Değerli meslektaşım, soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum, vesile oldunuz. Biz avukatlık sınavı gelsin diye mücadele ederken hakimlik sınavını kaldırdılar. Dolayısıyla şu anda hakimler sınavsız giriyor. Görüntüde bir sınav var ama 70 barajı kalktı ve mülakata alınacak hakim sayısının 3 katı 5 katı çağrılarak sadece gözünün içine bakıp bu iyiye benziyor diye bir hakim alımına geçildi. Yani biz sınavsız avukatlığın mesleğimizde kaliteyi düşüreceğinden şikayet ederken sınavsız hakimlikte devri başladı. Dolayısıyla kalitesizlikte buluşuyoruz şu anda. Ben bu millete gerçekten bunları reva görmüyorum, hak görmüyorum. Milletin adliyede doğru düzgün bir hakimlik, doğru düzgün savcılık, doğru düzgün avukatlık hizmeti alması temel hakkıdır. Bu temel hakkın ihlal edilmesi yüreğimizi parçalıyor.
Elbette avukatlık sınavı. Elbette. Gelmesi için belli bir çalışması var olabilir. Öyle biliyoruz da. Aynen devam ediyor bu çalışma. Şu anda biliyorsunuz biz kendi merkezi değerlendirmemizi yönetmeliğe koyduk. Ancak meclis bir kanunla bizim elimizden bunu aldı. Kendisi de sınav getirmedi şu ana kadar. Getireceğini umut ediyorum. Sayın Başbakan'la 3 hafta önceki görüşmemizde bu konuyu kendisine arz ettik ve çok haklısınız dedi, sıcak yaklaştı. Umut ediyorum bunun devamı gelir. Sayın Başbakan'ın başbakanlığı sona ermezse. Devam ederse ki ben Türkiye'de bunun devam edeceğini düşünüyorum. Ayrıca Sayın YÖK Başkanı'yla hukuk fakültelerinin kalitesinin arttırılması için çalışmamız son noktaya geldi. Pazartesi salı bir heyet toplanıyor. YÖK Başkanlığı'yla çok yakın çalışıyoruz. Birlikte planlıyoruz bunu. Bu devletin kurumları arasındaki iyi ilişkiye, memleketin hayrına ilişkiye en güzel örnektir. Sonucunu en kısa sürede sizinle paylaşacağız. Şu anda biz elimizdeki bütün yetkileri sonuna kadar zorlamış durumdayız. Ancak top en son noktada mecliste ve siyasetin sahasında. Dolayısıyla siyaset mekanizmasına hakimlerin, savcıların, avukatların kalitesini ve hukuk fakültelerinin kalitesini arttırmadığımız takdirde arzu ettiğimiz çağdaşlığa hiçbir... Öncelikle... Çok teşekkür ediyoruz ev sahipliği için. Bizi çok mutlu etti hem başkanım hem değerli meslektaşlarım. Kırıkkale bizim evimiz. Son derece de sıcak karşılandık. Teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Başkanım. Vallahi biz bugün ayrıcalıklı olduğumuzu hissettik. Öylesiniz tabii. Ve iyi bir ortam yakalayabildik. Bizim baro kuruluş tarihinden beri de en iyi şekilde faydalandığımız bir Barolar Birliği Başkanlığı var. Sayın Baro Başkanım, Barolar Birliği Başkanımız da bu da bizim yanımızda her zaman. Biz de bütün meslektaşlar olarak hep onun yanında olduğumuzu da yine burada deklare ediyorum ben. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.